Bakırköy'de içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin önünü kesen soyguncular arabada bulunan 2 milyon doları alarak kaçtı. Soyguncuların peşinden koşan bir kişi açılan ateş nedeniyle hafif yaralandı. Soygun saat 8.30 sıralarında Florya Çatal Sokak'ta meydana geldi. 2 milyon dolarlık çantayla evden çıkan 3 kişi araçlarına bindi. Garajdan çıkan otomobilin önü içinde 4 kişinin bulunduğu soyguncular tarafından kesildi. Silah doğrultan soyguncular 2 milyon dolarlık çantayı alarak kaçtı. Olayı görerek soyguncuların peşinden koşan güvenlik görevlisi Mehmet Gül soyguncular tarafından açılan ateş sonrası yaralandı. Yaralı kişi çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılırken, kur kişi tarafından hastaneye kaldırılırken kurşunların isabet ettiği araçta olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için operasyon başlattı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada iki vatandaş hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre sokağa çıkma yasağının başlatıldığı Altunsu köyü bölgesinde PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı, sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada iki vatandaş hayatını kaybederken bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Trabzon Maçka'da şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün terör şehidi sayılması için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Tanal TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde şöyle söyledi: Eren Bülbül terörle mücadele için canını hiçe sayarak terör örgütü üyelerinin bulunduğu yeri güvenlik güçlerine ihbar etmiş, güvenlik güçleriyle beraber teröristlerin bulunduğu yere giderek yer gösterme işlemini yapmıştır. İdareye tamamen yabancı olan Eren Bülbül'ün üstlendiği kamusal görev, yer gösterme esnasında teröristlerce katledilmesi neticesinde Eren'in kamusal faaliyeti esnasında fiili memur görevi üstlenmesi nedeniyle şehit sayılması ve terör eylemleri sebebiyle şehit olan kamu personelimize sağlanan hak ve menfaatlerden, ailesi ve kendisinin faydalandırılması amaçlanmıştır. Teklifle Eren Bülbül'ün şehit sayılması, ailesinin terörle mücadele kanunu, nakli tazminat kanunu ile şehitler için sağlanan hak ve menfaatleri içeren tüm yasal düzenlemelerden faydalandırılması amaçlanıyor. ABD ve Kuzey Kore arasındaki tansiyon son birkaç gündür düşük gözükse de, Kuzey Kore'den şaşırtan bir hamle geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin, Rusya ve Birleşmiş Milletler'deki Kuzey Kore'ye bağlı temsilcilerini ülkeye çağırdı. ABD'nin Büyük Okyanus'taki toprağı Guam'ı vurma tehdidi savurarak dünya kamuoyunu tedirgin eden Kim'le ilgili ABD basını, Kuzey Kore liderinin diplomatları ülkeye davet etmesinin sonraki askeri adım hakkında karar aşamasında olduğunu gösterdiğini iddia etti. İddiaya göre MIT'e Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne Bölücü Terör Örgütü PKK'nın ilk eylem yaptığı 15 Ağustos 1984 yılının yıl dönümünde Adana'da kanlı eylem yapacağı bilgisi ulaştı. Görevli ekipler yaptıkları çalışmanın ardından 11 Ağustos günü şafak vakti havadan helikopterle karadan özel harekatın katılımıyla operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde 30 adrese baskın yapıldı. Polis Çukurova ilçesinde kapısını kırıp içeri girdiği villanın bodrum katında çok sayıda askeri mühimmat ve polis kıyafetleri ele geçirdi. Polis evde ve çevrede yaptığı çalışmada zanlılara rastlamadı. Ancak villada yapılan çalışmalarda evde bulunan malzemelerden villaya 12 teröristin geleceği, polis kılığına girip kanlı elimi böyle yapacağı anlaşıldı. Ankara'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Savcılığının biri ihbar diğeri planlı olmak üzere PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma dosyasının birleştirilmesi talimatıyla 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Ankara polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'nin Mamak ve Etimesgut'taki iki ilçe eş başkanının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin yaptığı yazılı açıklamada milletin kimliğiyle, değerleriyle, tarihiyle bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşama hakkıyla daha fazla oynanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ederken CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın 250 vatandaşımızın katili devlettir açıklamasına ve AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın yeni devlet sözlerine işaret ederek meczubun birisi yeni devlet kurmaktan bahsetmekte. Diğeri devlete katil deme cüretini göstermektedir. Atatürk büstlerine saldırılar, Türk milletine ve milli devlete yönelik bir husumetin ifadesi olarak sıradanlaştırılmaktadır. Ülkemizin kurucu değerleri ve milli kimliğine yönelik hücumlar, milletimizin dirlik ve düzenini bozmak için adeta bir yarışa dönüşmüş vaziyettedir, dedi. Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi 3 Türk bilim insanıyla bir doktora öğrencisi tarafından Güneş sistemine 212 ışık yılı uzaklıkta Jüpiter benzeri bir öte gezegen keşfedildi. Gezegene Türk ismi koymak istediklerini söyleyen Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mesut Yılmaz bununla ilgili bir oylamada yapılabileceğini kaydetti. Yardımcı Doçent Doktor Yılmaz bildiğim kadarıyla Japonya, ABD, Fransa ve Kanada keşfettikleri ilk gezegene bir isim verdiler. Bizde de neden olmasın? Böyle bir düşüncemiz var. Benim Türk, Türk 1 ve Atatürk isimleri aklımdan geçti ifadelerini kullandı. Ağrı'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi'nde engelli kadrosundan hemşire olarak görev yapan Eşref'te bir süre önce tayininin Doğu Beyazıt Toplum Sağlığı Merkezi'ne yapılması için kurumun müdürü uzman doktor Toktaş'la görüştü. Toktaş konuyu değerlendireceğini söyledi. Pompalı tüfekle İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gelen elinden engelli eşrefte D. Toktaş'ın makam odasına girdi. Eşrefte'nin D.'nin pompalı tüfekle ateş açtığı Toktaş, makam odasının arka tarafındaki bölüme geçerek saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırgan daha sonra ikinci kattaki atama servisine çıkarak kurum çalışanları Sezai Alpaslan ve bir kadını rehin aldı güvenlik güçlerince ikna edilerek eylemini sonlandıran Eşref'te gözaltına alındı. Çalışma Bakanı Jülide Sarayaroğlu, 4. dönem kamu toplu görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Pazarlık sürecinin 21 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirten Sarayaroğlu, teklifimiz 2018 yılı ilk ve ikinci altı ay için %3 artı 3, 2019 yılı ilk ve ikinci altı ay içinde %3 artı 3 şeklindedir dedi. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin teklifine tepki göstererek bu teklife kapalıyız dedi.